Ben düşmanlığı sanırım seviyorum. Yani biraz da şu meseleyle seviyorum. Bana gösterilen düşmanlığı seviyorum. Çünkü yani buna gülmeyi çok yıllar önce öğrendim. Tabii biraz ailemle ilgili bu. Nasıl yani... öğrettin kendine? Çok merak ediyorum. Mesela ben kendimle ilgili bir eleştiri gördüğümde, haksız olduğunu düşündüğümde çok üzülüyorum. Bunalıma giriyorum yani. İki gün sürüyor depresyonum. Hayır, benim de incindiğim zamanlar oluyor ama ben tabii daha babamla ilgili bir şey söylerlerse daha hızlı inciniyorum. Öyle mi? Bu öyle bir şey. Sanırım belki babam da benimle ilgili Ahmet bir şey. Ahmet Altan bu arada. Belki evet. Bilmeyen seyircilerimiz var. Ama bu taraftan sonra yani işte 4,5 senedir falan düşmanlığın ne kadar harika bir şey olduğunu öğrendim. Çünkü ondan önce de biliyordum ama yani düşman varsa siz doğru yoldasınız demektir. Ya ben bunu anladım. Öyle mi diyorsun? Kesinlikle. Yani dostu medyada... Yani dostlarıyla beraber biri varsa kuşku duymaya başlıyorum ondan. Yani çünkü şu anda yani 3-5 senedir yaşanılan şey çok dostluğa elverişli bir zemin değil. Çünkü insanların fikirleri yok. O fikirler yerine tavırlar var medyada. Yani fikirler çarpışmıyor. Sadece sana katılıyor muyum, katılmıyor muyum? Seni seviyor muyum, sevmiyor muyum gibi bir açı var. Buradan da çok dostluk durumda mı diyorsun yani? Tabii ki. Hani fikirlerin hani çarpışması değil de insanların kendi bireysel... Aynen öyle. Çok az fikir yazan köşe yazarı var mesela. Yani herkes birbirinin üzerinden isim yazmadan yazı yazan çok az köşe yazarı var. Evet, insanlar çekiniyorlar. Ama herhalde bu da bir özgüven meselesi. Kariyer olarak belki bir noktaya gelmeniz lazım ki evet şimdi düşman kazanmaya hazırım diyesiniz. Yani yolun başında düşmanlarınız hani daha yolun başındayken... Düşman edinmeye başladığınızda düşmanların sizi çökertebilir mi? Bilmiyorum. Hiç böyle düşünmedim yani. Hiç öyle de algılamıyorum hayatı. Yani ben yaptığım işi çok seviyorum. Yazı yazmayı çok seviyorum. O yüzden yani hiç medyadayım gibi de düşünmem. Yani biraz ben bağımsız bir gezegen olarak dolaşmayı seviyorum medyanın içinde. Yani onun içine girersem çok sıkılabilirim.